diye söylemiştim. Bu danışman meselesi, reklamcılarla iş görme meselesi o kadar kötü ki Türkiye'ye neyi getirdi? Sayın Selvi Kılıçdaroğlu adına bir hesap açtılar. O hesabı almış mıydın Ali? Sayın Selvi Kılıçdaroğlu adına bir hesap açtılar. Ve bu hesabın üzerinden de şey yapıyorlar, paylaşım yapıyorlar. Ya yanında işte reklamcı mıdır, iletişimci midir, nedir, ne değildir bilmiyorum ama her şeyin cılkı çıkıyor. Her şeyin ama her şeyin. Şimdi bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi tamamen kartondan sahte, özel olarak kurgulanmış bir yapıdır. Amerikancı bir pakettir kendisi, tamam mı? Neoliberalizme uygundur. Erdoğan tipik bir İslamcı aktördür. Orta Doğu'da hatiptir. Türkiye'nin koşulları ona göre hazırlanmıştır. İslamcı bir aktörün arkasında bir reklam yapıldı. First Lady tipi başı bağlı olduğu için Sayın Emine Erdoğan öne geçirildi. Kızlar Amerika'da okumuş, hepsi bunlar koydu. Daha sonra yanına işte Abdullah Gül bilmem ne Amerikancı bir organizasyon yapıldı. Ve bu Amerikancı organizasyon tamamen Müslümanlık ve Türklüğü kullanaraktan piyasaları alıp Amerika'ya anahtar teslim, yani Amerika'ya Türkiye'nin gelirlerini veren birisi. Şimdi Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Bey ve ben son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri. Tamam. Selvi Hanım'a bunu açmışlar. Selvi Hanım'ın hesabından. Sonra Kemal Bey de ona gülücük koymuş. Ya Selvi Hanım'ı tanıyanlar, Selvi Hanım'ın bırakın sosyal medya açmasını, bırakın böyle cümle kurmasını, hayatta bunların hiçbirisinin içerisinde bile olmak istemediğini bilir. Selvi Hanım son derece mütevazı, son derece hanımefendi, son derece bu tür çekişmelerden uzak, gösterişten uzak yaşayan, son derece zarif bir kadın. Tamamen bizim hayatımızda görebileceğimiz laik. İşte zaten kendisi de Tuncelili, Dersimli, belli hassasiyetleri olan, kimseye kötülük etmek istemeyen, öyle bir davranmayan, kalabalık içerisinde de fark edilmek istemeyen, hatta böyle bir yerlerde görülmekten hiç hoşlanmayan bir hanımefendidir. Kendisine elbette ki First Lady denmesinden nefret eder. Çünkü böyle bir kavram yok kafasında. Böyle bir heves yok. Muhtemelen de Kemal Bey'in yaşadıkları zamanında şunu da demiş olabilir. Ya Kemal, ömrümüzün şu en güzel yıllarında evde oturup ayaklarımızı uzatacakken küfür kafirle bizi uğraştırıyorsunuz. Bu kadar mütevazı bir hanımefendidir. Şimdi siz bu kadını alıp adına hesap açıp tamam mı? Ardından da paylaşımlar yapıyorsunuz. Selvi Hanım'ın bu paylaşımları yapmaları gayet açık. Reklamcı bilmem neci bunları da yapıyor. Kemal Bey'i ikna etmişler. Ya inanın bana, bunları yapıyor olmakla seçim kazanılıyor, kazanılmıyor falan böyle bir şey yok. Bakın Selvi Hanım'ın şeyi var mı? Ali hesabının şeyi orada yazıyor ya. Selvi Hanım bilmem şeyin annesi mannesi. Ne yazıyor orada? Kemal Bey'de de var, onda da var. Bir bakar mısın ona? Selvi Kılıçdaroğlu mütevazılığıyla var. Selvi Kılıçdaroğlu aslında görünmezliğiyle var. Selvi Kılıçdaroğlu, ya düşünsenize Ahmet Necdet Sezer'in eşi hanımefendiyi, çocuklarını biz hayatımızda hiç gördük mü? Biz hiç gördük mü? Ya bir şey söyleyeyim, Demirel'in Nazmiye Hanım'ı da görmedik. Rahşan Hanım siyasiydi, o yüzden kendi gibi görülürdü. Şimdi bakın, çocukların Selvi annesi. Ya hangi dangalak bunu yazıyor? Hangi dangalak bunu yazıyor? Ya bu heriflerle olmaz arkadaşlar. Niye çocukların Selvi annesi olsun? Kaldı ki benim çocuğumla onun torunu yan yana. Şimdi Selvi Hanım çocukların babaannesi mi? Anneannesi mi? Annesi mi? Bunu kim koymuş? Hangi geri zekalı yapmış bunu ya? Ne gerek var buna? Kemal Bey'inkine çocukların dedesi mi amcası mı? Nedir o? Bir de onu da gösterir misiniz? Onu da bilmiyorum. Hadi ona da bakar mısın? Ya Selvi Hanım'a sorduğunuz zaman ne kimsenin annesi olmak ister, ne kimsenin ablası olmak ister, ne anneannesi, ne babaannesi olmak ister. Selvi Hanım Türkiye'de yaşayan haysiyetli, onurlu bir kadın olmak, yurttaş olmak ister. Mütevazı bir hayatı var. Kadının koruması yok. Şimdi belki artık vardır mecburen. Ya evine gidip gelen, yemeğini yapan, oturduğu evi gördünüz, mutfağını gördünüz. Son derece bizden birisi. Al. Neymiş bu? Gençlerin demokrat amcası Bay Kemal. Şimdi bu gençlerin demokrat amcası tarifi, orada annesi tarifi. Ya birader, bizim bir amcaya, bir anneye, şeyde olduğu gibi, Demirel'de olduğu gibi bir babaya, Tansu Çiller'de olduğu gibi bir anaya, Meral Hanım'da olduğu gibi bir Asena'ya,
Efendim mesela Temel Karamollu olduğu gibi bilmem ne Şirin Dede, Şirin Baba'ya neyse bunlara ihtiyacımız yok ya. Bunlar ancak gerizekalıktır ya. Böyle bir aptallık olabilir mi ya? Hangi reklamcı, hangi salak bunu yapıyor ya? Bu siyasal iletişimcilik denen bir garabettir, siyasetsizliktir. Reklamcı siyaset biliyorsa kendisi başbakan olur. Yapmayın Kemal Bey. Yok mu bunların yanında bir tane insan? Ya niye Selvi Hanım bir çocukların anası olsun? Çocukların anasıysa yetişkinlerin neyi? Hadi çocukların anası, yetişkinlerin neyi? Ablası mı, teyzesi mi? Onu da yazın. Kemal Bey gençlerin demokrat amcası. Peki orta yaşların neyi? Abisi, babası. Ya arkadaşlar, bunlar sadece gerizekalılarda olur. Bunlar sağcılıkta olur. Sağcı kafalarda olur. Siz Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı yazsanız ne oluyor? Ne oluyor? Neyiniz eksiliyor mesela? Sosyal medya hesabını iyi kullanıyorsunuz. Ve Selvi Kılıçdaroğlu'na eğer illa böyle bir şey açacaksanız, Selvi Kılıçdaroğlu yazsanız sadece. Altında da sadece böyle gerizekalıca Kemal Bey'le, ya insanlar Osmanlı'da mıyız lan? Dönüp de Kemal Bey, efendim kahvenizi getirdik. Böyle mi diyor bu kadın? Kemal diyordur herhalde. E onu da yazamazsın. Eşimle fotoğrafımız de bari. Modern ol lan. Modern ol. Eşimle en güzel fotoğraflarımızdan biri. Ya da yurdumuzdaki insanlarımıza buluştuğumuzdan dolayı mutluyuz. Ya böyle bir şey yaz ya. Mesela Sayın Dilek İmamoğlu Ekrem Bey mi diyor ya? Ekrem der lan, benim karım bana Enver diyor yani. Enver Bey demiyor ki. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Kemal Bey'le en güzel fotoğrafımız. Kemal Bey de Selvi Hanım'la en güzel anı. Akşam eve geliyor. Merhaba Kemal Bey, merhaba Selvi Hanım. Böyle bir şey olmaz. Merhaba çocukların annesi Selvi. Merhaba gençlerin demokrat amcası Kemal. Ya bunlar sağcı kafalar. Bunlar gerizekalılar için olmuş şeyler. Bak bu Türkiye'de çocuklarımız %60'ı sebzeyi, %80'i et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben first dediğim manın peşinde değilim. Bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok. Olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir. Diğer çantaya karşılık bunu koymuşlar. Orada da tabii yine reklamcı gerizekalı olduğu için buraya Barbie'li Marbie'li pembe şeyler koymuş. Kaç tane çocuk da var lan böyle beslenme çantası? Bari eski beslenme çantasını koy. Tamam mı? Yok. Şimdi bakın, karşınızda tamamen kartondan sahte bir organizasyon Cumhur İttifakı var. Kadın düşmanı bir halde. Selvi Kılıçdaroğlu'nun hesabını açacaksanız kadın eylemlerine gittiği fotoğrafları koyun. Kadın eylemlerindeki fotoğrafları koyun. Mesela cumartesi annelerinin yanına gitsin Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi ki gider. Feministlerle birlikte yürüsün ki yürür. Deprem bölgesine gitsin ki gitti. Oradan fotoğraflar koyun. Başka da yorum yapmayın. Be gerizekalılar. Be yarım akıllılar. Bu jelibon melih. Bu işte uzaya yol yapanlar, bu TOG'u her gün pazarlayıp nerede üretildiği belli olmayanlar, bu Erdoğan gibi sürekli 600 yıllık TOG hayali kurdurup her gün Menderes havaalanını her ay, her yıl, her seçimde bir daha açan, her sene tekrar şey bulan, ne buluyor? Doğalgaz bulan falan anlayışın karşısında siz gerçekçiliğinizle, siz hayata bakışınızla olun. Selvi Kılıçdaroğlu cumartesi anneleriyle yan yana olduğu zaman güzel. Metin Gökbitepe'nin anacıyla fotoğraf verdi. Güzel. Bunlar güzel. Selvi Kılıçdaroğlu Ali İsmail Korkmaz'ın anasıyla sarıldığı zaman güzel. Ahmet'in anasıyla, ablacanın anasıyla olduğu zaman güzel. Babasıyla olduğu zaman güzel. Kaldı ki şunu da hiç anlamıyorum ya. Neden kadınlar sadece kadınlardan ve çocuklardan sorumlu oluyor? Selvi Hanım sadece kadınlardan, çocuklardan değil, erkeklerden de sorumlu. Kocasına da posta koyabilir. Niye koymasın? Niye yani kadınları böyle anası, danası, ablası küçümsüyorsunuz? Kadının vasfı anne olmak değildir. Kadının vasfı abla olmak, teyze olmak değildir. Niye kadını sadece çocukların annesi diye tarif ediyorsunuz? Niye? Selvi Hanım'ın başka özelliği yok mu? Annelikten başka bir değeri yok mu? Hayatta hiçbir karşılığı yok mu? Ve gerizekalılar. Gerizekalılar. Gerizekalısınız çünkü. Yani zaten AKP kadını eve tıkmak istiyor, anne yapmak istiyor, babaanne, anneanne yapmak istiyor, çalışmasın istiyor, kafasını bağlasın istiyor, türbanı değil sadece aslında
şeyin içine sokmak istiyor. Kara çarşafa sokmak istiyor. Kadını hayatta görmek istemiyor. Kadın düşmanlığı almış, yürümüş. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmış. Siz de Selvi Kılıçdaroğlu'nu anne yapıyorsunuz. Ya Selvi Kılıçdaroğlu Meral Akşener'den 10 kat daha fazla duyarlı, 10 kat daha fazla siyasi mücadelenin içinden gelmiştir. Niye biliyor musunuz? Çünkü yaşadığı coğrafya buna mecbur. Oradaki Kürt halkının neler çektiğini, Dersim'de halkın neler çektiğini, oradaki şeydeki Diyarbakır'da, Tunceli'de neler olduğunu kadın bilir. Neler çektiğini bilir, ayrımcılığı bilir, Alevi olarak bilir, kadın olarak bilir, Kürt olarak bilir, her şey olarak bilir. Bunların hepsini bilir. Bu kadının hiçbir özelliği yok. Anne, çocukların annesi. Hangi gerizekalı yazıyor bunu? Hangi gerizekalı yazıyor bunu? O zaman Canan'a da söyleyin. Çocukların demokrat ablası. Canan Kaftancıoğlu'nun hekimliği var, solculuğu var, kadın mücadelesinde yeri var. Böyle saçmalık olur mu ya? Ya bunlardan vazgeçin kardeşim. Cumhurbaşkanı olacak bir insana seccade meselesinden özür diletmeyin. Selvi Hanım gibi son derece dik duran bir kadına bilmem nenin teyzesi, annesi yaptırtmayın. Bakın Kemal Bey'in kızını ben Nisan'ın okulunda torunu okuduğunda annesi Aslı Hanım'ı orada tanıdım. Eşini de tanıdım. Eşi de son derece mert, mütevazi bir insan, damat. Ama Aslı Hanım da son derece dimdik duran bir insan ya. Yani siz şimdi Aslı Hanım'a çocukların demokrat ablası mı diyeceksiniz? Son derece dik duran, olağanüstü, zeki, kaliteli bir kadından söz ediyoruz ya. Siz kadınları ne yaptınız ya? Hangi gerizekalı bunları yapıyor ya? Hayret arkadaş ya. Memlekete bak. Biz neden söz ediyoruz? Laiklik diyoruz, ilericilik diyoruz, devrim diyoruz, bilmem ne diyoruz. Medet umduğunuz insanlar zaten bir tanesinde Ekrem Bey, bir tanesinde neydi? Mansur Bey. Mansur Bey hala Sabahattin Ali'nin gördüğünüz gibi şeyde öldüğünü zannediyor. Eceliyle yatağında öldüğünü zannediyor. Değil mi? Öyle bir şey yok.